Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de yazım kuralları konusuna yine devam ediyoruz. Büyük harflerin kullanıldıkları yerleri işlemeye devam ediyoruz kaldığımız yerden. Büyük harflerin kullanımından sonra da sayıların yazımına geçiş yapacağız. 20. maddemizdeyiz. 20. maddemizde mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan gibi sözcüklerin büyük harfle başlaması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Çünkü bunlar özel isme dahil olan sözcükler. Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi gibi. Kazım Karabekir deyince sadece tarihi bir şahsiyet geliyor aklımıza. Bir cadde ismi gelmiyor. Haliyle bizim yanında bulunan o cadde sözcüğünde büyük harfle yazmamız gerekiyor ki bir caddeden bahsedildiğini anlayabilelim. Cumhuriyet deyince aklımıza gelen şey malum. Ancak mahalle ismi olarak Cumhuriyet kullanıldığı için mahalle sözcüğünün mutlaka büyük harfle yazılması gerekiyor ki Cumhuriyet Mahallesi denildiği zaman aklımıza ne gelmesi gerektiğini çıkarabilelim. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözcüklerinde küçük harfle yazılması gerekiyor. Çünkü bunlar zaten söylenildikleri zaman neyin kastedildiğini açıkça görebiliyoruz. Mesela Manisa ili denildiği zaman Manisa deyince zaten il geldiği için aklımıza tekrar ili demesinin bir anlamı yok. İli sözcüğünü bu sebeple küçük harfle yazıyoruz arkadaşlar. Turgutlu ilçesi. Turgutlu zaten bir ilçenin adı. Yanında kullanılacak olan ilçe sözcüğünün bu sebeple küçük harfle yazılması gerekiyor. Büyük harfle yazılması demek ilçenin adının Turgutlu ilçesi olması anlamına gelir. Bu sebeple de ilçe sözcüğünün küçük yazılması gerekiyor. Avşar beldesi ve Allahıdır köyünde de yine aynı durum söz konusu arkadaşlar. 22. maddemiz yer adlarında ilk adından sonra gelen deniz, göl, nehir, dağ, boğaz ve benzeri coğrafi şekillerin isimlerinin büyük harfle yazılması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu sözcükler özel isme dahildir. Özel isme dahil oldukları için ilk kullanılan yer isminin bu yeryüzü şeklini nitelemediği anlamını çıkarıyoruz. Mesela Avrupa denildiği zaman bizim aklımıza bir kıta geliyor. Dolayısıyla Avrupa yakasındaki yaka sözcüğünün özel isme dahil olması gerekiyor ki Avrupa yakası denildiği zaman hangi şey canlansın gözümüzün önünde ortaya çıksın. Ağrı deyince bir şehir, bir il geliyor aklımıza. Dağ gelmiyor. Ağrı Dağı denildiği zaman ancak dağ geliyor. Dolayısıyla dağ sözcüğünü burada büyük harfle yazılması gerekiyor. İstanbul Boğazı'nda da aynı durum söz konusu. Bakın, İstanbul sadece bir şehir ismi. İstanbul Boğazı denildiği zaman buradan bir yeryüzü şeklinin kullanıldığını görüyorsunuz. Bu sözcükler özel isme dahil oldukları için Avrupa yakası, Van Gölü, işte Çoruh Nehri bunlar özel isme dahil oldukları için mutlaka büyük harfle yazılmaları gerekiyor yanlarındaki sözcüklerle birlikte. 23. maddemizde saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt. Bütün mimari yapıların isimleri arkadaşlar mutlaka büyük harfle yazılmak zorunda. Bugün oturduğumuz apartmanın bile bir ismi var ve bu ismin de cümle içerisinde mutlaka büyük harfle yazılması gerekiyor. Tarihte yapılmış olan saray, köşk, han, kale, kule gibi isimlerinde mutlaka büyük harfle yazılıyor olması gerekiyor. Kaç sözcükten oluşursa oluşsun. Bakın, İshak Paşa Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han. Hanın adı Horozlu. Dolayısıyla Han sözcüğü özel isme dahil. Ankara Kalesi, Galata Köprüsü, Beyazıt Kulesi, Zafer Abidesi diye devam ediyor arkadaşlar. Bu tarz mimari yapıların kaç sözcükten oluşursa oluşsun mutlaka her bir sözcüğü büyük harfle başlıyor olması gerekir. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her sözcüğü yine büyük harfle başlıyor arkadaşlar. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kuruluş, Talim Terbiye Kurul Başkanlığı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği. Bakın birden fazla sözcükten oluşan kurumlar bunlar ve her bir sözcüğün büyük harfle yazıldığını görüyorsunuz. Kurum, kuruluş sözcüklerinin yazımı ile ilgili bir özellik daha bahsedeyim size arkadaşlar. Kesinlikle üzerine gelen çekim eklerini kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Yapım eki gelmez zaten. Geldiği takdirde zaten ayırmayız özel isimlere yapım eki geldiği takdirde direkt yazıyoruz. Herhangi bir kesme işareti kullanmıyoruz ama kurum kuruluş isimlerine çekim eki geldiğinde de kesme işaretiyle ayrılmıyor. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne diyelim. Meclisi herhangi bir kesme işareti getirmeden meclisi ne şeklinde yazıyorsunuz olduğu gibi. Anadolu Lisesi, Turgutlu Anadolu Lisesi ne herhangi bir kesme işareti getirmeden direkt gerekiyor bu şekilde doğru bir yazım oluyor çünkü.
Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük yazıdır arkadaşlar. Çünkü bunlar sanki bir kitabın içerisindeki bölüm gibi düşünün. Bölüm başlıkları nasıl kitapların bölüm başlıkları büyük harfle başlıyor. İşte Medeni Kanun, özel bir kanun olması sebebiyle. Türk bayrağı tüzüğü, işte telif hakkı, yayın ve satış yönetmeliği. Bunların tamamının mutlaka her bir sözcüğün büyük harfle yazılması gerekiyor. Yalnız şöyle bir özellikten de bahsedeyim. İleriki maddelerimizde de yine var. Birden fazla sözcüğün büyük harfle yazılması gerektiği durumlarda bazen bu sözcüklerin arasında ve ile gibi bir takım bağlaçlar görürsünüz. Bu bağlaçlar küçük yazılıyor. Mesela bakın, telif hakkı, yayın ve satış yönetmeliği demiş. V sözcüğünü küçük yazmış. Diğer sözcüklerin her bir harfi büyükken, satış yönetmelik tamamı büyürken V sözcüğünün küçük yazıldığını görüyorsunuz. Yukarıda Türk Dili ve Edebiyatı bölümü vardı. V sözcüğünün küçük yazıldığını görüyorsunuz. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı vardı. V sözcüğünün küçük yazıldığını görüyorsunuz. Bu şekilde birden fazla sözcüğün büyük harflerle yazılması gerektiği durumlarda kullanılan bağlaçları mutlaka küçük harfle yazılması gerekiyor. Bu kuralı da tekrar hatırlatmış olalım. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin özel isimlerle birlikte kullanılacağı durumlarda mutlaka yine her bir sözcük büyük harfle başlıyor. Nutuk, Safahat, Sinekli Bakkal, Varlık, bir derginin adı resmi gazete, bir derginin adı resmi gazetenin adı resmi gazete arkadaşlar. Resmi değil. Bu sebeple gazete sözcüğün yanında kullanıldığı için büyük harfle yazılması gerekiyor. Diğer gazetelere bakın. Hürriyet, Milliyet. Bu sözcüklerin küçük harfle yazıldığı, yanlarında gazete sözcüğünün bulunmadığını görüyorsunuz. Kullanırsak da küçük harfle yazmamız gerekiyor. Çünkü gazetelerin adı Hürriyet gazetesi ya da Milliyet gazetesi değil. Sadece Hürriyet ve sadece Milliyet. Leyla ile Mecnun yine bir eser ismi ve bu eser isminin arasında görülen bir ile bağlacı görüyorsunuz. Bu ile bağlacında yine küçük harfle yazıldığını görüyorsunuz. Törende 10. Yıl Marşı da okundu. 10. Yıl Marşı da bir eser arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi bu eserin isminin de mutlaka tabii ki büyük harfle yazılması gerekiyor her bir sözcüğün. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözcüklerin yanlarında küçük harfle yazılması gerekiyor. Gazete sözcüğünü biraz önce söylemiştik mesela. Gökyüzü gazetesi, gazetenin adı Gökyüzü. Gökyüzü gazetesi değil. Dolayısıyla gazete sözcüğünü tek başına kullanmış olması yeterli. Türk Dili Dergisi demiş. Derginin adı zaten Türk Dili. Yanında dergisi sözcüğünü de büyük harfle yazmasına gerek yok. Çünkü zaten derginin adını söylemiş oluyor. Kaplumbağa Terbiyecisi bir tablo ismi görüyorsunuz. Bu tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu değil. Dolayısıyla tablosu sözcüğünü küçük harfle yazmış olması gerekiyor. Ulusal, resmi, dini, milli arkadaşlar, bütün özel günler ister ulusal olsun, ister dini olsun, ister sonradan insanların icat ettikleri özel günler olsun, her bir sözcüğü mutlaka büyük harfle yazılmak zorundadır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve sözcüğünün küçük yazıldığını tekrar görüyoruz. Ramazan Bayramı iki sözcüğün de büyük harfle, Miraç Kandili iki sözcük de büyük harfle. Anneler Günü önümüzdeki pazar. Yine büyük harflerle yazıldığını görüyorsunuz. 14 Mart Tıp Bayramı, Hıdır Ellez diye devam ediyor arkadaşlar. 28. maddemiz, özel adlardan türetilen bütün kelimeler de büyük harfle yazılır. Tabii ki özel bir isme yapım eki getirdiğimiz zaman kesme işareti ayırmıyorduk. Kesme işaretiyle ayırmadan yazıyorduk. Özel bir isme getirildiğine göre yapım eki almış olması onu özel isim olmaktan çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Tabii ki yine özel isim olmaya devam ediyor. Bu sebeple onların da büyük harfle yazılması gerekiyor. Türk sözcüğünü büyük yazardık. Lük eki getirindiğimiz zaman da yine büyük yazarız. Türkçe, bakın, İstanbullu, Avrupalılaşmak, Avrupa, Avrupalı yapım eki almış. Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanırsa o zaman büyük harfle başlamaz ama işte Hicaz biliyorsunuz. Bir bölgenin adı aynı zamanda Türk müziğinde bir makam olarak da kullanılıyor. Bölge ismi olarak kullanılmış olsaydı büyük harfle yazardık. Ancak burada kullanıldığı anlamı bir terim, müzik terimi. Dolayısıyla küçük harfle yazılması gerekiyor. Don Kişot bir eser ismi. Biliyorsunuz eser ismi olarak kullanılmış olsaydı büyük yazılırdı. Ancak burada Don Kişotluk diye bir deyim var. Bu deyim anlamı kullanılmış. Gereği yokken yani kahramanlık yapmaya, göstermeye kalkan kişi Don Kişotluk yapmış oluyor. Burada da yine bu deyim anlamı kullanıldığı için küçük harfle yazılmış. Özel adlar yerine o zamiri cümle içinde büyük harfle başlamaz. Kimi eserlerde görüyorsunuz bazen saygı bildirmek amacıyla
O diye ifade ettiğimiz kişi eğer çok saygı duyuyorsak onu büyük harfle yazdığımız durumlar oluyor. Bu yanlış bir kullanımdır. Doğrusu mutlaka küçük bir şekilde yazılmış olması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. 29. maddemiz önemli bir madde yine belirli bir tarih bildiren. Ay ve gün adları belirli bir tarih bildirmesi için bir tarihin bir tarihte bulunması gereken 3 bilgiden en az iki tanesinin kullanılmış olması gerekiyor. Gün, ay, yıl bir tarihte bulunması gereken 3 bilgi. Bu 3 bilgiden en az iki tanesi bulunuyorsa yani gün veya ay isimleri bulunuyorsa buna biz tam tarih, belirli bir tarih diyebiliriz arkadaşlar. 29 Mayıs 1453 Salı günü. Bakın 3 bilgenin tamamını kullanmış, günü vermiş, ayı vermiş ve yılı vermiş. Dolayısıyla böyle bir kullanımda da bizim Mayıs sözcüğünü ya da kullanacaksak eğer günün ismini mutlaka büyük harfle yazmamız gerekiyor. 29 Ekim 1923 yine 3 bilginin de kullanıldığını görüyorsunuz. 28 Aralık yine 2 bilginin de kullanıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz kullanımlarda gün ve ay isimlerini mutlaka büyük harfle yazmamız gerekiyor. Kuralımız neymiş? Tam tarih bildirmesi önemli, özel bir gün bildirmesi önemli. Bunun için de bir tarihte bulunması gereken 3 özellikten, 3 bilgiden en az 2 tanesinin kullanılmış olması gerekli. Eğer bir tane bilgi varsa o zaman kullanmıyoruz tabii ki. Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında öğretimi başlar diyor mesela. Eylül'ün ikinci haftası ama özel bir gün değil. Hangi gün olduğunu söylememiş. Bu sebeple Eylül'ün e'sini küçük yazmışız. Tabela, levha niteliğindeki sözcüklerinde yine büyük harfle yazılması gerekiyor. Bunların bu nitelikte kullanılıp kullanılmadığını nereden anlayacağız? Cümlenin içerisinde anlayacağız tabii ki. İşte giriş, çıkış, müdür, vezne. Kapının önüne geldiğinde üzerinde müdür yazan kapıyı tıklat. Mesela böyle bir cümle kurduğunuz zaman üzerinde müdür yazan. Müdür yazan dediğine göre müdürün M'sinin büyük yazılması gerekiyor. Çünkü bu bir tabela ismi okumuş oluyor. Şehre girdiğimizde karşımıza çıkan ilk dükkanın üzerinde eczane yazıyordu. Mesela buradaki eczane sözcüğünü de yine büyük harfle yazmak durumunda, başlatmak durumunda. Çünkü bunun da bir tabela ismi olduğunu cümlenin içerisinden çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Cümledeki anlamına bakmamız gerekiyor yani tabela levha niteliğinin olup olmadığını anlayabilmemiz için. Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı ve benzeri adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında diyor arkadaşlar. Biraz önce söylediğim uyarıyı hatırlatıyor size. V ile gibi aralarda bulunan bağlaçları mutlaka küçük yazılması gerekiyor diyor. May ve Siyah, Suç ve Ceza görüyorsunuz. Leyla ile Mecnun, Turfan'da mı yoksa Turfa mı diyorlar ki diye eser isimleri devam ediyor arkadaşlar. Bunların aralarında eğer bağlaç kullanılırsa bu bağlaçların mutlaka küçük harfle başlaması gerekiyor. Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum bunlar da sanki böyle bez brandaya yazılmış da asılmış gibi bir hava oluşturuyor arkadaşlar. İşte kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanımı bilgi şöleni. Bunun gibi ifadelerin her bir sözcüğü büyük harfle yazılması gerekiyor. Bunlar da özel bir yazıma sahipler. Tarihi olay, çağ, dönem isimleri bunlar da büyük harflerle yazılıyor arkadaşlar. Özel bir dönemi kapsıyor olmaları sebebiyle Kurtuluş Savaşı bir savaş ismi, Cilalıtaş Devri yine bir dönem ismi, İlk Çağ, Lale Devri, Buzul Dönemi, Milli Edebiyat Dönemi gibi dönem isimleri var. Bu dönem isimlerinde büyük harflerle başladığını, her bir sözcüğün başladığını görüyorsunuz. 33. maddemiz önemli bir madde. Çokça karşımıza çıkan ve bizim de maalesef kim zaman yanlış yaptığımız sorulardan oluşuyor bu madde. Herhangi bir şeyin meşhurluğunu ifade eden sözcükler arkadaşlar. Mesela Antep fıstığı, işte Brüksel lahanası, işte Brüksel'de bu lahana meşhurmuş, Antep'te bu fıstık meşhurmuş, Hindistan'da bu ceviz, işte Japonların gülü, İngilizlerin anahtarı. Bunun gibi belirli bir meşhurluk bildiren sözcüklerde arkadaşlar biz meşhur olan şeyi küçük yazıyoruz. Çünkü bu bizim için sadece o bölgede var olan bir şey değil. Atıyorum Brüksel lahanası yemek için sadece Brüksel'e gitmezsiniz. İşte Antep fıstığı yalnızca Antep'te yediğimiz, Antep'te bulduğumuz bir yiyecek değildir. Ancak orayla meşhur olduğunu biliyoruz. Önlerinde kullanılan bölgeyi ifade eden sözcük özel isim olması sebebiyle büyük. Evet, Antep bir şehir ismi. Brüksel bir şehir ismi. Bu sözcüklerin büyük yazılması gerekiyor. Doğru. Ancak yanlarında kullanılan fıstık, lahana,
efendime söyleyeyim, gömlek, ceviz, bunlar özel isim değiller. Haliyle yanlarında mutlaka küçük yazılması gerekiyor. Çokça karşımıza çıkan Van kedisini görüyorsunuz. Bu Van kedisi ifadesi, kedinin K'sinin küçük olması lazım. Çünkü Van kedisi yalnızca Van'da karşımıza çıkan bir kedi değil. Kitap bildiri, makale ve benzeri başlıklardaki kelimelerinde yine arkadaşlar tamamının büyük harfle yazıldığı durumlar oluyor. İlk harfleri de büyük yazılabilir. Bu şekilde 34. maddemizi tamamlamış olduk. Geldik çıkmış bir soruya. TEOG'da 2013-2014 yılında birinci dönemde sorulmuş. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır demiş. Ne demiştik? Yer yön bildiren ifadelerle ilgili. Eğer özel bir isimden önce kullanılırsa büyük harfle yazıyoruz. Sonra kullanılırsa küçük harfle yazıyoruz. Burada görüyorsunuz özel bir isimden sonra kullanmışlar doğusuna sözcüğünü. Dolayısıyla bu doğusunun D'sinin küçük yazılması gerekiyordu ancak büyük yazılmış. Dolayısıyla yanlışlık A şıkkında karşımıza çıkıyor. 25 Haziran iki bilgi de var olduğu için Haziran'ın H'sinin büyük olması lazım. Van kedisini bakın meşhurluk bildiriyor küçük yazmış bir problem yok. Semih amca bütün akrabalık bildiren sözcükler şayet ünvan bildirmiyorsa büyük harf, küçük harfle yazılması gerekiyordu. Burada da yine küçük harfle yazdığı için doğru bir kullanım yapmış olur arkadaşlar. Bir başka çıkmış soru. Bu metindeki altı çizili yerlerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır demiş. Yer yön isimleri özel bir isimden önce kullanılırsa büyük yazılması gerekiyordu. Burada küçük yazmış. Dolayısıyla yanlışlığımız bizim direkt olarak A şıkkında ortaya çıkıyor. Diğerlerine bakalım. Ulus Meydanı özel bir isim. Anadolu şehirleri şehrin küçük yazılması gerekiyor yine. Ankara Armudu yine meşhurluk bildiriyor. Bunun da yine küçük yazılması gerekiyordu ve nitekim küçük de yazmışlar. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabının da Adana olması gerekiyor. Kasım'da çıkmış, 2015 TEOG'da çıkmış yine bir soru. Hangisinde bir yazım yanlışı yoktur diyor. Hasan Bey, bakın burada bey sözcüğü ünvan bildiriyor. Dolayısıyla büyük yazması gerekirdi. Burada bir yazım yanlışı vardır. Çocuklar el ele koşup Mogan Gölü, göl sözcüğünün büyük yazılması gerekiyor ki Mogan deyince ben neyi kastettiğini anlayabileyim. Çünkü bu özel isme dahil bir ifade. Bu sebeple büyük yazılması gerekiyordu. Küçük yazdığı için burada yine yazım yanlışı yapmış olur. Cümle içerisindeki eser isimlerinin büyük yazılması gerekiyor. Aralarda kullanılan ve gibi, ile gibi bağlaçlar küçük yazılabilir. Bunda bir problem yok. Ancak bu eser isminin yanında bir de türünü ifade eden sözcük kullandığınız zaman romanı, hikayesi, tablosu gibi ifadelerin küçük yazılması gerekiyor. Burada büyük yazılmış. Burada da bir hata olduğuna göre bu cümlemizde de hata var. Akşam Diyar Diyar Anadolu programını izlemişlerdi. Bu cümleye bakın Diyar Diyar Anadolu programın adı. Dolayısıyla her bir sözcüğü olması gerektiği gibi büyük harflerle başlatılmış. Sonrasında da herhangi bir yanlışlık olmadığı için doğru cevabımız Denizli olur bu sorumuzda arkadaşlar. Geldik sayıların yazımına. Sayılar aynı büyük harflerin kullanımı gibi çeşitli kurallara tabiler arkadaşlar. Cümlenin içerisinde nasıl yazılmaları gerektiği ile ilgili. Birinci maddemiz sayılar metin içerisinde yazı ile yazılabilir. Yani böyle bir kullanımımız mümkün. Yani biz istersek 3'ü, 5'i, 2'yi gibi rakamları yazıyla da yazabiliriz arkadaşlar. 3 ay sonra İzmir'e gideceğim cümlesinde olduğu gibi bunda bir yanlışlık yok. Saat, para tutarı, ölçü ve istatistik verilere ilişkin durumlarda ise arkadaşlar rakam kullanır. Çünkü bunlar matematiksel bir ifade haline dönülmüştür artık. 11, 5 kilogram gibi kullanımların matematiksel ölçü, istatistik gibi özellikleri bulunmaları sebebiyle rakamla yazılmaları gerekiyor. Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabiliyor. Bu saatler için geçerli olan bir kural arkadaşlar. Cümle içerisinde bu şekilde yazıyla da yazabiliyoruz. Saat 9'u 5 geçede olduğu gibi. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. Arkadaşlar her bir basamağını ayrı yazmamız gerekiyor. 3, 100, 65 gördüğünüz gibi her bir basamağı ayrı yazılmış. 1 yıl 365 gündür yazarken de yine bakın cümle içerisinde her bir basamağının ifade ettiği rakamı ayrı bir şekilde yazmamız gerekiyor. Böyle bir kuralımız var.
Para ile ilgili işlemler, çek, senet gibi ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Bunun bitişik yazılmasının sebebi arkadaşlar, arada boşluk bırakırsanız bu sayıyı araya bir bin ekleyerek büyütebiliyorsunuz. Bunu engellemek için arkadaşlar 675 mesela burada birleşik yazılmış. 35 kuruş bakın birleşik yazılmış. Araya herhangi bir yazı eklenmesin diye. Hatta bu rakamların başında ve sonunda da yine eklemeler yapılmaması için şöyle başında ve sonunda hashtag ifadeleri yapılır ki başına ve sonuna rakam ekleyip yazı ekleyip bu sayılar büyütülmesin diye. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır arkadaşlar. Bu da çokça yaptığımız hatalardan bir tanesi. Nokta getiriyoruz bazen. Nokta getirdiğiniz zaman o çarpma işlemi haline dönüşür. Burada ondalık bir sayıdan bahsediyorsak mutlaka virgül getirilmesi gerekiyor. 4,56, 15,2'de olduğu gibi. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla da gösterilebilir arkadaşlar. Yalnız yazarken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın 15. 56. 20. Roman rakamlarıyla kullanımı da mümkün. Ancak bunu yazıyla yazacağımız zaman sözcüğün son harfine dikkat etmemiz gerekiyor. 15 Ş harfiyle bittiği için, yani bir ünsüz de bittiği için inciğindeki i'yi getirmişiz, kullanmışız. 56 sözcüğü ise ı ile bitiyor bakın. I ile bittiği için sonrasında getireceğimiz eki NCI şeklinde yazarız. Incı diye tekrar eklememizi yanlış olur. 7, 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla arkadaşlar sıfırların ifade ettiği değerleri bazen yazıyla yazabiliyoruz. Mesela 1 milyar. Milyar 9 tane sıfır arka arkaya yazacak hali yok. Hali. Bunu milyar yazarak yazıyla da ifade edebilir. 500 milyon. Bakın 6 tane sıfır yerine milyon yazıp işi tatlıya bağlamış. 3.255 kalem, trilyon, milyar. Bu ifadeler rakamlarla arka arkaya yazıp rakamlarla ifade et. Hem yazması zor hem okurken rakam tek tek sıfırları saymanız gerekebiliyor. Bunu engellemek için de biz bunları yazıyla yazabiliyoruz arkadaşlar. Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz arkadaşlar. Bakın kullanımı görüyorsunuz. 8. Hem nokta getirmiş hem inci demiş. Böyle bir yanlış kullanım var. Bir de 8 inci demiş. 8 inci, bu doğru bir kullanım. Yine ikinci inci gibi bir anlam oluşturuyor. İkinci buradaki doğru kullanım oluyor arkadaşlar. Üleştirme sayıları. Bu da çok önemli bir madde arkadaşlar. Çok karşımıza çıkıyor. Üleştirme ne demek? Paylaştırma demek değil mi arkadaşlar? Üleştirme, paylaştırma. Bunu her zaman yazıyla yazıyoruz. Yani ikişer ikişer, üçer üçer, altışar altışar gibi ifadelerimizi biz her zaman yazıyla yazıyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle rakam ve yazı birlikte kullanılmıyor. Sadece burada olduğu gibi, ikişerde olduğu gibi yazıyla yazıyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Altta da bir notumuz var. Onu da okuyalım. Roman rakamları tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar hatlarında, tarihlerde, ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde kullanılır arkadaşlar. Roman rakamları karizmatik ifadelerdir. Yani siz doğum tarihinizi mesela Roman rakamları ile ifade etmeye kalktığınız zaman çok önemli bir şahsiyet oluyor olmanız gerekiyor. Yahut da bir pazarda herhangi bir fiyat etiketinin üzerinde Roman rakamlarıyla ifade edilmiş bir şey görmezsiniz. Roman rakamları yalnızca tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında kaçıncı sıradaki hükümdar olduğu ile ilgili kitap ve dergi ciltlerinde kimi zaman başlıklarda kullanılıyor arkadaşlar. Ancak kesinlikle günlük bir kullanıma sahip değildir Roman rakamları. Bu sebeple önümüze gelen her yerde kullanmıyoruz. Bir sonraki dersimizde de birleşik kelimelerin yazımını işleyeceğiz arkadaşlar. Yazım kurallarını işlemeye devam edeceğiz. Bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Herkese iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.